Hayat ne kadar garip değil mi? Ah Feri abla ya. Tam her şey kötüye gidiyor derken mutlaka iyi bir şey oluyor. Tabii bazen iyiye giderken de tepe taklak olabiliyor. Aynen öyle. Hayat böyle bir şey Nurşah. Hiçbir şey kalıcı değil. İyi ya da kötü. Her şey zamanla geçiyor. Abimin teklifiyle alakalı bir karara varabildin mi? Belki bu da bizim çıkış yolumuzdur. Yani bu annemi durdurmaz evet. Ama en azından biraz nefes alırız. Suskunlaştın. Ne düşünüyorsun? Yani Nurşah. Oğlumun teklifini şimdiden kabul etmiş gibisin. Bu kadar erken beyaz bayrağı çekeceğini tahmin etmiyordum. Neden bayrak çekmiş olayım ki? Ya çünkü hep konuştuğumuz, yani seninle hep konuştuğum ve tanıştığımızdan beri sürekli kendi ayaklarının üzerinde durmaktan bahsediyorsun ya. Şimdi bu yaptığın, ne bileyim, biraz kendinle çelişmek değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Konuştuk ama biz bunları konuşmadık mı? Abim bize yardım teklif etmiyor. İş teklif ediyor. Gerçekten, profesyonelce. Ben oraya bir Demirhanlı olarak gitmiyorum. Avukat Nurşah Çevik olarak gidiyorum. Bir varis olarak değil. İşle alakalı bir adım bu. Hem abim öyle hatır gönül işi yapmaz. Hah, tam lafın üstünü arıyor. Ali abicim. Nurşah selam. Holding'e geçiyorum şimdi. Eğer uygunsanız sizinle yüz yüze küçük bir toplantı almak istiyorum. Gelebilir misiniz? Abim şirkete gelip gelemeyeceğimizi soruyor. Tamam abi geliyoruz. Görüşürüz. Hadi hazırlanıp çıkalım. Hem belki iş ortamını görünce fikrin değişir. Peki. Sen nasıl istersen. Telefonda kendimi tam anlatamamış olabilirim. O yüzden sizi buraya yüz yüze görüşmek için çağırdım. Bu işi sizin yapmanızı istiyorum. Çünkü işinizde iyi olduğunuzu biliyorum. Şirket hukukuna ne kadar hakim olduğunuz kazandığınız davalardan belli. Yani yakınlığımızın hiçbir önemi yok. Size sunduğum sadece profesyonel bir teklif. Ben de Kenan'a aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim abi. Yani aslında benim de kafamda böyle bir işbirliği yoktu. Ama senin iş etiği konusunda ne kadar ilkeli bir duruşun olduğunu bildiğim için bu teklifi değerlendirme konusunda içim çok rahat. Kenan, kafanda sorular olduğunu biliyorum. Senin yerinde olsam ben de benzer sorular sorardım. Bir konuda anlaşalım. Sana çok açık bir güvence vermek istiyorum. Büyük bir holdingin hukuk departmanı görevini üstlenmek ilkelerinden ödün vereceğin anlamına gelmiyor. En başında bunu ben istemem zaten. Peki.
Tereddütlerin olduğunun farkındayım. Bazı şeyler içine sinmiyor, onu da biliyorum. Ama seninle gerçekten çalışmak istiyorum. Orhun, güvenin için gerçekten çok sağ ol. Teklifini düşüneceğim. Kendine çok iyi bak abiciğim. Nereye de selam söyle. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.